2018 yılında yapılan meslek belirleme komitesi ile seyyar satıcılar meslek kimliğini kazandı. Seyyar satıcılar kendilerine belirlenen yerde satış yapmaya başladı. Ancak zaman içinde bazı satıcılar daha çok iş yapan manavların yanı başında satış yapmayı tercih etti. Haksız rekabete neden olan bu durum zaman zaman tartışmaları da beraberinde getirdi. Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası Başkanı Bülent Kaplan, seyyar satıcıların çalışma şartlarının belirlenmediği sürece sorunun devam edeceğini söylüyor. Köşe başındaki, yol üzerindeki seyyarlar gidiyor döküntü mal alıyor. 8 lira, 5 lira veriyor. Bunun yanında belediye arıyoruz. Belediye hiç bu seyyarlarla ilgili değil. Zabıta olayları bizim canımızı sıkıyor. Biz aylık vergimizi veriyoruz, stopajımızı veriyoruz. Bütün odalara da kaydımız var. Bazı müşteriler geliyor, dışarıda diyor 2 lira, 3 lira. Biz o fiyatlara bulamıyoruz. 2018 yılında yapılan meslek belirleme komitesinde seyyar satıcılık meslek kimliği kazandı. Seyyar satıcı olarak kaydolup vergi dairesine sicile de kaydedip bize seyyar satıcı olarak kaydoluyorlar. Resmen esnaf olmuş oluyor seyyar satıcı. Bunların içerisinde dolaşarak mal satanlar var sokak aralarında. Bunların içerisinde tedarik mal yapanlar da var. Ancak bazı satıcılar kendilerini belirlenen yerde değil, daha çok iş yapan manavların yanı başında satış yapmaya başladı. Bu durum hem haksız rekabete hem de esnaflar arasında tartışmalara neden oluyor. Manav kitlesi vardır bizde, sabit manav kitlesi. Onların etrafları hareketlidir, o manavların olduğu yerler bellidir zaten. Onların çevresinde satış yapıyorlar. Biz de uyarıyoruz yani bunlar da satış yapmayın. Etkiliyorlar çünkü. Bu sefer geliyor diyor ki ya başkanım biz kayıtlıyız, biz esnafız, biz vergimizi veriyoruz. Biz nasıl çalışacağız? Antalya Seyyar ve Sabit Sebze Meyveciler Odası Başkanı Bülent Kaplan, seyyar satıcıların çalışma şartlarının belirlenmesi için Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yaptıklarını söyledi. Seyyar satıcılık meslek ama zabıtada bir şikayet geldiği an müdahale etmek zorunda kalıyor zabıta. Bunların içerisinde ceza yiyenler var, terazinin elini kantarlarını aldıranlar oluyor. Bunlarla ilgili bizim Esnaf Odalar Birliği'ne, Ticaret Bakanlığımıza, seyyar satıcılık bir meslek ise bunların çalışma esaslarının belirlenmesiyle ilgili bir kanun çıkarılmasıyla ilgili müracaatlarımız var. Başkan Kaplan, Büyükşehir Belediyesi'nin simit arabalarında yaptığı tek tipleştirme gibi seyyar satıcılar için de bir çalışma yapılabileceğini işaret ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı gibi Sayın Muhittin Böceğin simit arabalarını yeniledi, standart bir hale getirdi. Şimdi bunlar gibi belli arabalarla belli noktalarda sabitlenebilir bu insanlar. Çünkü insanlar çalışmak istiyorlar. Vergilerini vermek istiyorlar. Rahat çalışmak istiyorlar. Seyyar satıcılar ve milleti rahatsız etmek istemiyorlar. Böyle bir uygulama olmadığı sürece bunlar sıkıntı. O yüzden bunlarla ilgili bir yasal düzenleme gerekli.